gelen yardımları, maddi, manevi, bunları görüp de duygulanmamak elde değil. 6 Şubat'ta evimizdeydik. İlk bir sarsıntı oldu. Yani anlatılmaz tabii ki bu duygu ama zor bir şey, zor bir duygu. İkinci katta oturuyordum ben. Kapıyı açtım, çocukların yanına koştum. Hiçbir şey giymeden, kılık kıyafeti almadan, ayakkabı daha giymeden dedim inin. Aşağıya indik, sitenin önüne vardık. Apartmanımız yerle bir oldu. Çok şükür can kaybımız yok ama maalesef eşimiz, dostumuz, akrabamızda can kaybımız çok. Rabbim kimseyi böyle bir şeyle sınamasın. Zor bir durum. Gerçekten yani bir kurulu düzenimiz vardı, bir normal bir hayatımız vardı, her şeyimiz vardı. Çok şükür yine iyiyiz. Sağ olsun devletimiz, milletimiz her türlü imkanlarıyla buradalar. Her şeyimiz var çok şükür. Apartmanın kopan briketleri, parçaları arabanın üzerine düşmüştü. Depremin olduğu gün yağış çoktu, soğuktu hava. Çoluk çocuk dışarıdaydık. Üstümüze başımıza bir şey almadık. Baktım arabanın üzerinde molozlar var. Arabayı çalıştırdım. Molozları attım üstünden. Baktım çalışıyor. Mecburen kullanıyoruz şu anda bu şartlarda. Başka bir alternatifimiz yok yani. Acımız çok büyük. Ama maalesef hayatımızı devam ettirmek zorundayız. Çoluğumuz çocuğumuz yanımızda. Sağ olsun eş dost uzakta olanlar arayıp sordular. İşte ev tuttular, içine eşya döşediler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burası benim ata yurdum. Bırakıp da gitmeyi düşünmüyorum işin açıkçası. İnşallah tekrardan böyle bir şey yaşamayız. Eğer ki olursa yani cebimdeki son kuruşuma kadar ben de olan yerlere gönderirim. Gerçekten depremin ilk gününden bu yana buradayım. Gelen yardımları, maddi, manevi, bunları görüp de duygulanmamak elde değil. Burası bizim memleketimiz. Her ne olursa olsun bir yere gitmeyi düşünmüyoruz. Yani burada işimize devam edeceğiz tekrardan geri. Tekrardan burayı kalkındırmaya çalışacağız. Türkiye'nin her tarafına yardım geldi. 6 Şubat sabahı saat 4:17 geçe deprem oldu. Duvar biz gidip bir geliyordu böyle kayrola. İçeride yani inanır mısın bir gidiyor bir geliyor, bir gidiyor bir geliyor. Ben kayrolda kalkamadım yani. Hemen üzerime mont aldım, kapıya sarıldım, kapıyı açamadım. Ve baktım duvar yıkılmış, evin ön tarafı çökmüş, komple yıkılmış. Mutfak, ortada fay hattı geçmiş. Biz duvardan kendimizi dışarıya attık. Ayak yalın dışarıya attık. 20 dakika sonra yan tarafta tekrar bir deprem daha oldu. Komşular çağırdı. Gittik. Onların üzerinde bir blok vardı ki ne diyeyim sana. Benim oğlan ve Hilmi Başpınar'la beraber üçümüz bir o bloku kaldırdık. Komşuları sağ selim çıkarttık yani. Akşamdan sonra yardım çok geldi. Devletimizde, milletimizde herkesin yardım geldi yani. Şimdi inkar edemek yani. Türkiye'nin her tarafında yardım geldi Başpınar'a yani. Bu deprem bizi çok kötü etkiledi yani. Evimiz gitti, eşyalarımız gitti, konu komşunun her biri bir yere gitti. Fay altı bu yolun altından geçti, evlerin olduğu yerden geçiyor yani. Tam şurası benim olduğum yer, tam fay altının geçtiği yer yani. Vallahi buradan başka bir yere gitmek istemiyoruz. Biz köyümüzü seviyoruz. Mahallemizi seviyoruz. Bizim nereye gideceğiz? Mezarlarımız burada. Biz nasıl bırakıp da gideceğiz yani? Hiçbir yere gidemeyiz buradan başka. Eşimin bayat ekmeği varmış bir tane. 15 kişi azıcık azıcık dedim. Bu şifa olsun hepinize dedim. Paylaştırdım verdim. Sahura kalkmıştım. Sahurumu yaptım, yatağıma geldim. Aradan bir küçük dakika geçti. Dedim sallanmaya başladık. Küçük kızım kalktı, anne ne oluyor dedi. Dedim kıyamet kopuyor kızım dedim, yanıma gelin dedim. Torunum şöyle az ileride yatıyordu, onu önüme çektim, çek katın önüne. Şöyle siper ettim, hani biz ölürsek de çocuğa bir şey olmasın diye. Büyük kızım yatak odasındaydı. Anne dedi, ölü yok dedi, babasını aramış. Baba biz ölü yok, yetiş demiş. Çocukları aldık, bağıra bağıra aşağıya indik. İndik,
dışarıya çıktık, yan tarafımızdaki duvarlar kepmeye başladı. Anne dedi, burası çöküyor dedi, buradan da kaçalım dedi. Kızım, nereye kaçacak ki dedi. Ölü yok dedim, dünyanın sonu geldi. Arabası olanlar zaten gitti. Biz kaldık orada. Yağmur yağıyor, çocuklar kucağımızda, üstümüzde bir şey yok. Ayaklarımız çıplak, çorap yok ayaklarımızda. Bunlar ağlıyor çocuklar. Dedi, bir abi geldi, abla ne bekliyorsunuz burada dedi. Hadi dedi, belediyenin önüne gidelim dedi, orada bekleyelim dedi. Dedim, Allah rızası için ya, şu çocuklar var dedim, yani bizi de alın ne olur dedim. Herkes doluya gidiyor, yer yok çünkü. Kızım nişanlı, onun damadı çağırdık. Eşim, herkes aramış zaten, herkes enkaz altında olduğu için kimse cevap veremiyor. Çocuklar da bana söylememişler teyzelerinin evinin yıkıldığını, altında kaldığını. Oradan damat geldi, bizi aldı. Buraya getirmedi, evi görmesin diye. Dedim, ben duramıyorum, bana bir şeyler oluyor dedi. Sonra dedi, teyzem gelin evi yıkılmış anne, ondan hepsi dedi. Sonra buraya geldik, baktık, her yat figan. Hepsi içeride. Tek tek onları toplandılar, çıkardılar. 17 yaşında kuzum işte, o kaybettik onu. Onu çıkaramadık. Eşim işte son surat, o işteydi. Baba biz ölüyor deyince son surat basıyor, tıra geliyor. Kaza yapıyor yolda. Fergan Fikat geldi, o da geldi. Çocuklar aç. Akşam oldu. Ağlıyorlar, biz ne yiyecek? Eşimin bayat ekmeği varmış bir tane. 15 kişiye azıcık azıcık dedim, bu şifa olsun hepinize dedim. Paylaştırdım, verdim. Akşam oldu, tırın içinde 3 gün burada sabahladık çaresizlikten. Çadır geldi işte, bütün sülale, herkes zaten dışarılarda, soğukta. Dedim, herkes gelsin buraya. Hani yatmakta, oturacak içinde. Yatalak hastam var içeride. İşte girmesen eve giremiyor, korku yok. Yatalak olduğu için mecbur girip çıkmak zorunda kalıyorum içeriye. Eşimin şu an atölyesi yıkıldı, burası yıkıldı. Aa bak, buralar yıkıldı. Eşyaları dışarıda, elektronik eşyaları var. Onun için bir atölye yapıyor kendine. Çok zor günler geçirdik. Allah'ım size hiç kimseye yaşatmasın böyle bir şeyi. Unutamıyor. 3 gün hani uyuyamadık. Kafamızı yastığa koyamadık zaten korkudan. Çocuklar hala diyor ki, ne yine mi sallanacak annenle biz? Yok oğlum diyorum, artık geçti diyorum. Sallandığımız zaman da yine sallanıyor annenle, sen öyle demiştin diyor. Dışarıya büyük kazanımız var, su koyuyorum oraya. Komşulara çağırıyorum, gelin sıcak su, duşunuzu alabilirsiniz, çamaşırlarınızı atabilirsiniz diye. Çağıranımız çok. Adapazarlı, buradan da onlara sesleniyorum. Allah'ım bin kere razı olsun, bizi yalnız bırakmadılar. Her gün aradılar. Gelin. Ama gidemiyorum. Of, dünya yalansın, dünya böyle viransın, dünya gün görmeden ömrümü benden çalasın, dünya dünya yalansın, dünya viran kalasın, dünya gün görmeden ömrümü benden alasın, dünya.